Değerli katılımcılar, 13 Nisan 2018 tarihinde temel atma töreniyle inşaata Süleyman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Üftade Uygulama Camii'nin açılışı için bir aradayız. Bu cami 2018'in Nisan ayında inşaatına başlanmış. Yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir zamanda bitirilmiş. İşte bu değerlerden birisi de bu camilerimiz. Bugün benim Cibuti'ye yaptığım bir seyahat vesilesiyle FETÖ'cü haber kaynakları cami açılışına gitti diye haber yaptırmış. Niye gittiğimi de söyleyeceğim de. Fakat cami açılışına düşmanlık husumetin altında ne yatıyor? Bunu biraz irdelememiz lazım. İstanbul işgal edildiği zaman 1920'de 16 Mart'ta hemen o işgalin olduğu gün genç bir gazeteci bir gazete baskısı yapıyor. Oraya bir fotoğraf koymuş. İstanbul'un o silüetini oluşturan minarelerin fotoğrafını koymuş. Ve altına da yazmış. İstanbul'da 990 küsur cami var. İşte bu camiler İstanbul'un bize ait olduğunun göstergesidir, tapusudur diyor. Dolayısıyla bugün işgal etseler de bu işgalcileri İstanbul'dan çıkaracağız. İstanbul bizimdir. Onun tescil eden, onu gösteren şey de işte bu minarelerdir diyor. Bakımdan camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimliğimizin, bu toprakların bu millete, bizim milletimize ait olduğunun göstergesi, işaretleri. Bundan rahatsızlık duyanlar bu milletin bu topraklardan, varlığından rahatsızlık duyanlardır. Bunu içine sindiremeyenlerdir. Değerli arkadaşlar, camiyle okulu da mukayese ediyorlar. Camide okul, camide yaptırıyoruz, okul da yaptırıyoruz. İhtiyaç olan her yere bu 20 yıllık süre içerisinde daha önceki dönemlere 2002'ye kadar yapılan okul sayısından daha fazla 500 bin üzerinde derslik yapıldı. Okul da yapılıyor ihtiyaç olan yere, cami de yapılıyor. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Camilerde de yapacağız, bizim kimliğimizin, bizim bu milletin bu topraklardaki varlığının işareti olan o mabetleri inşa edeceğiz, yapacağız. Ama bu değerlerle gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmek için okullarda yapacağız. Cibuti'den kısaca bahsetmek istiyorum birkaç söz. Cibuti, Orta Afrika'da, Afrika'nın doğusunda bir ülke. Kızıldeniz'in hemen çıkışında, Kızıldeniz'in Aden Körfezi'ne bağlandığı yerde kilit stratejik öneme sahip bir ülke. Küçük bir ülke, nüfusu da 1 milyon civarında bir ülke. Bak, bu ülke baştan beri çok stratejik addedilmiş. 1977'de bağımsızlığını kazanmış, Fransız sömürgesi iken hala Fransızca konuşuyorlar. Bu ülke o kadar stratejik ki 5 tane devletin bu ülkede askeri üssü var. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Japonya ve Çin askeri üs kurmuş Cibuti'de. Çünkü orada Kızıldeniz'deki trafiği, ki Kızıldeniz ve Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya doğudan gelen, Asya'dan gelen bütün trafiği oradan kontrol etmek mümkün. Onun için bu 5 ülke burada askeri üs kurmuş. Çin herhangi bir para almadan, gerçi bunu kredi olarak verdiğini söylüyor, tren yolu yapmış Cibuti limanlarından Etiyopya'ya. Ülke küçük ama ülkenin arkasında 105 milyon nüfusu olan büyük Etiyopya var. Deniz çıkışı olmayan. Çok büyük limanlar var Cibuti'de, o küçük yerde.
Bunları Cibuti hükümeti işletiyor ama Çinliler gelip limanlar yapmışlar. Ve o 105 milyonluk Etiyopya başta olmak üzere arka plandaki birçok ülkenin nüfusun ihtiyaçları bu Cibuti'deki limanlardan karşılanıyor. Cibuti'deki meclis binası yeni yapılmış. Bu binanın finansmanı için İran kredi vermiş, İran bankaları. Şimdi birisi de yazmış, Cibuti nerede ya, kafayı sıyıracağım diyor. Senin kafayı sıyırmana gerek yok çünkü sıyıracak bir kafan yok senin. Çünkü bir kere Cibuti nerede bilmiyorsun, amenna, bilmeyebilirsin. Ama buna rağmen kalkıp bu konuyla ilgili bir yorum yapıyorsun sen. Cibuti'nin stratejik önemini Doğu Afrika bakımından, bölge bakımından, dünya bakımından bilmeyen insanların kalkıp bu konuda değerlendirme yapması da tabii bize mahsus bir takım adetlerden, öyle anlaşılıyor. Esas şunu söylemek istiyorum. Orada 42. Afrika ülkeleri Parlamenterler Birliği toplantısı yapıldı Perşembe günü. Cibuti Meclis Başkanı, bir dostluğumuz var farklı toplantılarda, Türkiye ziyaretinden ortaya çıkan, beni oraya davet etti. Normal olarak yani bir ziyaret toplantıya katılmak için değil, eğer ben gelirsem açılış konuşmasını yapmak isterim dedim bu toplantının. Onu görüşeyim dedi. Görüştü diğer ülkelerle de. Onu kabul ettiler. Gittik bu ülkede önce bir toplantıda açılış konuşması yaptık. 30'a yakın Afrika ülkesinden parlamenterler var. Tabii bu konuşmada birçok şeye değindikten sonra FETÖ'ye mücadele konusunda Afrika ülkelerinde varlığını hala sürdüren çeşitli şekillerde bu terör örgütü konusunda da bunları ikaz eden açılış konuşmamda ifadeler vardı. Daha sonra ikili görüşmeler yaptık. Ardından parlamenterle derle şahsi olarak görüşmelerimiz de oldu. Onlara bu konuda kendileri açısından FETÖ terör örgütünün, Fethullahçı terör örgütünün oluşturduğu riski, kendi ülkeleri bakımından oluşturduğu riski anlatan konuşmalar yaptık. Beraberimdeki arkadaşlar da bu konuşmaları yaptı. Daha dönerken uçaktan biz inmeden FETÖ'cü kaynaklar harekete geçip bizim bu ziyaretimizi bir cami açılışı ziyareti diye haberleştirmeye çalışmışlar. Onlarla ilgili zaten gereken arkadaşlarımız da yapacak. Ama bundan memnuniyet duydum. Çünkü bizim demek ki oradaki temaslarımızın faydası olduğunu hemen anında görmüş olduk. Onun tesirini hissedenler bu ziyaretin etkisini azaltabilmek için bir cami açılışına döndürmeye çalışmışlar. Hem cami düşmanlığı, husumeti hem de burada FETÖ'ye karşı gerçekleştirilen çalışmanın etkisinin azaltılmasına yönelik bir haber yaptırma fikri ancak bir FETÖ'cü faaliyet olabilir. Değerli arkadaşlar, Türkiye bu anlamda sadece kendi coğrafyasında değil, dediğim gibi önümüzdeki 100 yıl içerisinde dünyada etkili olabilecek politikaları yürütmeye çalışıyor. Afrika ile ilgili birkaç şey daha söylemek isterim burada. Fırsat vesile dolayısıyla. Bakın Afrika 1950'den beri nüfus itibarıyla dünya nüfusunun önemli ölçüde yoğunlaştığı bir coğrafya oluyor. 1950'ye kadar Afrika'da yaşayan dünya nüfusunun oranı %10 civarında. Bugünlerde bu oran %20'leri geçti. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde Afrika'da dünya nüfusunun %45'e yakını yaşayacak. Afrika'da ise 1950'ye kadar dünya nüfusunun, Avrupa'da ise %20'si yaşarken bugün %10'u yaşıyor. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde Avrupa'da yaşayan dünya nüfusu %5'e düşecek. Bu nüfus dengeleri önümüzde dünyanın geleceği bakımından neler olabileceğine dair bir takım ipuçları veriyor bize. Dünya dengeleri bütünüyle değişecek. Bugün göç, mültecilik bağlamındaki sorunlar bizim arayacağımız, tartışmayı arayacağımız sorunlar. Çok daha büyük bir nüfus hareketleri bekliyor dünyayı. Dolayısıyla Türkiye işte bu değişimi dünyadaki değişimin temel dinamiklerini görerek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Afrika'ya açılım politikası geliştirdi. Bu politikanın etkilerini görüyoruz. Dün yine bir Afrika ülkesinden İslam İşbirliği Teşkilatı bağlamında gelen bir heyetle görüşme yaptık. Bu bakımdan Türkiye'nin dünyadaki varlığını, gücünü, etkisini ve bunun aslında esasen ülke içine, bizim ekonomimize, sosyal hayatımıza, kültürel hayatımıza etkisini anlayamayan, hala kafayı sıyıracağım falan diye bakan insanlar var. Bunların zaten sıyıracak bir kafası olmadığını söylemiştim. Değerli arkadaşlar,
Tabii camileri de yapacağız, okulları da yapacağız. Ülkemizin imarı için, refahı için, milletimizin refahı için elimizden gelen bütün gayreti gece gündüz uyumadan göstermeye devam ediyoruz Cumhurbaşkanımızın liderliğinden. Tabii camilerin bizim sosyal hayatımızda kimliğimizi ifade etmenin dışında da başka fonksiyonları var. Onlara girmeyeceğim. Fakat bu camiyi biraz daha farklı kılan bir husus var. O da nedir? İmam Hatip Lisesi'nin uygulama, tatbikat camii olması. İmam Hatip Liseleri Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre hem bir mesleğe hem de yüksek öğrenime öğrenci yetiştiren okullar. İmam Hatip Liselerinin dünya, sadece Türkiye değil, dünya eğitim, öğretim tarihinde çok özel bir yeri var. Nedir? İmam Hatip Liseleri esasen bu milletin arayışından ortaya çıkmış kurumlardır. Yani devlet bir model geliştirip de işte birçok okul var, işte bir de böyle bir meslek okulumuz olsun falan diye bir model üretmiş değil devlet. Millet bunu bulmuş. 1940'lı yıllara, 45'lere kadar Türkiye'de ciddi ölçüde bir din eğitimi, öğretimi ve din adamı ihtiyacı var, açığı var. İnsanların bunu birçok kitapta, hatıratta görüyoruz. Gazete haberlerinde var. İnsanların köylerde cenazelerini defnedecekleri, bu konuda kendilerine yardımcı olacak, yol gösterecek, dini bilgisi olan insan bulamadığı yıllar var. Bu ihtiyaç milletin gayretleriyle önce bir önü açılmış, Türkiye'de demokrasi tarihiyle de paralel gelişmeler. Ne zaman çok partili hayata geçmiş, İmam Hatip Liseleri ortaya çıkmış. Darbe olmuş, İmam Hatip Liseleri ilk darbeyi görmüş. Sonra tekrar çok partili hayat seçimler olmuş, İmam Hatip Liselerinin önü açılmış. 12 Mart'ta darbe olmuş, tekrar İmam Hatip Liselerini engellemişler. Sonra tekrar demokrasi işlemeye başlamış, İmam Hatip Liselerinin sayısı artmış. 12 Eylül 80'de müdahale olmuş, sayı azalmış. Sonra tekrar demokrasi canlanınca İmam Hatip Liseleri canlanmış. 28 Şubat'ta darbe olmuş, ilk darbeyi İmam Hatipler görmüş. Demokrasi tarihimizi okumak için İmam Hatip Liseleri tarihini gözden geçirirseniz bu size yeterli bilgi verir Türkiye'den esasen. Ama milletimizin gayretleriyle bir fikir olarak ortaya çıkmış. Sadece din adamı yetiştirmek, imam müezzin yetiştirmek için düşünülmüş kurumlar da değil. Milletimizin fertlerinin dini öğrenim ihtiyacını, eğitim ihtiyacını karşılamak için düşünülmüş aynı zamanda bu kurumlar. Yani çocuğunu buraya gönderdiren dinimiz konusunda daha fazla bilgi alsın diye yönlendirmişler çocuklarını, insanlarımız, vatandaşlarımız. Hamdolsun bu konudaki sorunlar ortadan kalktı. Bu okullarımızda da insanımız barıştı. Ben akademisyenler başvurduğum zaman bir mülakatta benim İmam Hatip mezunu, Tekirdağ İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Diplomam da önümdeydi mülakatı yapanların. Hangi okuldan mezunsun dediler. Anladım ben tabii. Dedim ki İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum. Onu biliyoruz dediler. Tamam. Peki neyi soruyorsunuz? Hangi liseden mezunsun? Tekirdağ'da bir liseden mezunum dedim. Diploma var önlerimde halbuki. Ya onu sormuyoruz. Normal bir lise mi? Normal bir lise mi? Evet, normal milli eğitime bağlı dedim. Normal bir lise. Ya neyi sorduğumuzu biliyorsun dedi heyetin başındaki hocam. Siz de biliyorsunuz cevabını dedim. Çünkü diploma önünüzde zaten. Yok, senden duymak istiyoruz dedi. Ve beni almadılar. O tek başıma yalnız kalarak girdiğim halde mülakata akademisyenlik için kadroyu almadılar o zaman. Burada normal kelimesinden hareketle söylüyorum. Başından beri Türkiye'de zaten tevhid-i tedrisat kanunu var. İmam Hatip Liseleri de bu bağlamda açılmış. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı denetlenen öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı öğretmenler, bakanlık tarafından gönderilen müfredatı bakanlıkça belirlenen okullar. Fark nedir? Burada sadece İslam diniyle ilgili biraz daha fazla diğer okullarımızdan daha fazla bilgi veriliyor. Tabii burada sadece bilgi hafızalarda soyut bilgi olarak kalmasın diye özellikle bazı konular için uygulamaya, tatbikata da ihtiyaç var. İşte İmam Hatip Liselerinin yanında yapılan camiler bu şekilde oradaki öğrencilerimizin uygulama tatbikatlarını gerçekleştirebilecekleri camiler. Hatiplik özellikle
vaizlikle ilgili, vaaz verme ve hitabetle ilgili hususlar burada bu camide gerçekleştirilecek. Bu bakımdan sadece bu mahallede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmekte kalmayacak. Aynı zamanda İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerimizin yetişmesi için önemli bir mekan olacak, önemli bir fonksiyon görecek. Bu bakımdan tekrar emeği geçen herkese, başta Sayın Ferhat Varlık olmak üzere bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. İhtiyaç olan her yerde, camilerde yapılacak, okullarda yapılacak. Bunun takipçisi olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli hemşerilerim, Allah'a emanet oluyorum. Kabulü için, hayırların fethi için, şerlerin defi için, sıhhat ve afiyetimiz için, bu caminin cemaatinin bor içinde verilen hizmetlerin mübarek olması için, Allah rızası için, El-Fatiha. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.